Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. GoPro kullananlar için ufak bir sorun var. Bundan bahsetmek istedim. Daha doğrusu ben bir sorunu fark ettim ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Birkaç videoda da gördüm, bu sorundan bahsediyorlardı. Şimdi öncelikle GoPro'ların 5, 6, 7, 8 için konuşuyorum. Geri kalan modellerinde 5, 6, 7 için konuşuyorum. Eğer GoPro 3'ten, GoPro'nun en eski versiyonundan, GoPro'nun en 8'e kadar, 7'ye kadar versiyonu kullanıyorsanız bu sorun sizde de vardır. Normalde GoPro'ların üzerinde bakın şurasında bir tane mikrofon var. Sonra burasında bir tane mikrofon var. Sonra bir de şurasında mikrofon var. Normalde bu yerlerin açık olması lazım. Fakat orijinal bu GoPro'yu içeri koyduğumuz aparat var ya, GoPro'yu istediğimiz yere sabitlemek için aparat. O aparatta sadece şuradaki mikrofon yeri açık. Bakın şöyle göstereceğim. Sadece şuradaki yer açık. Kameranın bu üstündeki yer açık. Geri kalan tüm yerler, yani bir de bu tarafındaki mikrofon açık. Geri kalan tüm yerlerdeki mikrofonları kapatıyor. Yani üst tarafı da çok hafif kapatıyor. Sadece bu tarafı açık bırakmışlar. Geri kalan yerlerinde mikrofon deliklerini yapmamışlar. Bu orijinal GoPro aparatı değil, fakat orijinal GoPro aparatında da aynı şekilde mikrofon delikleri kapalı. Çözüm olarak şöyle yapabilirsiniz. Bu kapalı olduğu için de bu arada arkadaşlar ses konusunda ciddi fark ediyor. Ben hatta bir tane video çektim. Bu aparatla birlikte bir tane de video çektim. Bu aparatsız elimle. Elimle tuttuğum halde bile ses inanılmaz derecede fark ediyor. Fakat böyleyken de ses gayet güzel. Tatmin edici, fakat dışarıda falan video vlog çekiyorsanız bu şekilde olmaz. Mutlaka açık kullanmanız gerekiyor mikrofonları. Çözüm için ne yapabilirsiniz? Buradaki delik yerlerini matkapla ayarlayıp işaretleyip delebilirsiniz. Veya ben nasıl bir çözüm buldum? Ben kendim 3 boyutlu printer'dan baskı aldım. Bakın bu mikrofon yerlerini ben açık bıraktım. Şu şekilde. Bu yer açık. Bu yer açık. Bir de bakın burası açık. Gördüğünüz gibi tüm mikrofon yerleri açık. Aynı zamanda hoparlör yeri de açık. Ben video çekeceğim zaman veya vlog falan çekeceğim zaman bu şekilde ben kendi yaptığım 3 boyutlu printer'dan yaptığım aparatı kullanıyorum. Böyle kamerayı dışarı sabitleyeceğim zaman veya kameranın işte çok fazla rüzgar direnci alacağı zamanlarda, çok fazla rüzgar geleceği zamanlarda, sıkıntı olacağı zamanlarda, tehlikeli yerlerde bu aparatı kullanıyorum. Çünkü bu aparat sağlam. Ben bunu 3 boyutlu printer'dan hemen bastığım için çok fazla bu sağlam değil, fakat ses konusunda çok daha iyi. Hani GoPro 8 gibi, GoPro 8'in üstünde de hani orijinalin case var, hani tüm delikleri açık. Yani hani şunla şunun arasında taktığım zaman, bunu taktığım zaman hiçbir şekilde ses farkı olmuyor. Çünkü neden? Buradaki mikrofon yerleri açık. Bu detaydan bahsetmek istedim. Eğer bu şekilde kullanıyorsanız veya delme şansınız falan yoksa veya bu şeylerden alamıyorsanız mutlaka harici bir mikrofon almanız gerekiyor. Veya kamerayı çıkartıp elinizi çekmeniz gerekiyor. Fakat elinizle de mikrofona üzerine gelirse en ufak bir el hareketinde, şu şekilde hareketinde mikrofonda patlama oluyor bu sefer. Pat 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 sesler falan geliyor. O yüzden ya 3 boyutlu printiniz varsa şu şekilde böyle bir benim gibi bir aparat basabilirsiniz. Veya dediğim gibi bu mikrofon yerlerini uygun bir şekilde delmeniz gerekiyor. Veya harici bir mikrofon almanız gerekiyor. Bununla ilgili kısa bir video çekeyim dedim. Bu arada ben bunu Ultimaker 2 Extended Plus ile yaptım. Buradaki görmüş olduğunuz 3 boyutlu printer ile bastım. Bunun zaten kısa videoları var. Instagram'da da detaylı olarak ben bunları paylaştım. Instagram adresim etrobotik2k ile. Önceki videolarımda da short olarak bu videoları da paylaştım. Nasıl yaptığımı falan. Bununla ilgili kısa bir video çekeyim dedim. GoPro kullananlar buna dikkat etsin. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.